Merhaba arkadaşlar, yeni bir soru çözüm videosuyla birlikteyiz. Solunum sistemi ve boşaltım sistemi ile ilgili soru çözüm yapacağım. Başlayalım sorularımıza. Aşağıda insanın solunum sistemi şematize edilmiştir diyor. Akciğerlerle ilgili hangisi doğrudur demiş. Arkadaşlar K burada nedir? Soluk borusudur. L akciğerdeki büyük ihtimal bronşları gösteriyor. M ise bronşçukları ya da alveolleri gösteriyor olabilir arkadaşlar. Burada tam olarak belli olmuyor. Bakalım diyor ki K'nın yapısında kıkırdak halkalar bulunur demiş. Doğrudur arkadaşlar. Soluk borusunun yapısında kıkırdak halkalar vardır. Birincisi doğru. L tüm hayvanlarda bulunur. L'ye baktığımız zaman L nedir? Bronş ya da bronşçuklardan bahsediyor. Pardon bir dakika. Şurası bronşlar. Bronşçuk da bunların ucundaki dallanan yapılardır. O zaman bronşçuklar arkadaşlar tüm hayvanlarda bulunur. Doğru. Pardon, tüm hayvanlarda bulunmaz arkadaşlar. Mesela böceklerde bulunmaz veya işte bir tırtılda bulunmaz. Bu gibi, o yüzden tüm hayvanlarda bulunuru almıyoruz. M soluk borusudur demiş. Yanlış. M'yi alveol olarak aldık. Bu da yanlıştır. Cevabımız ne olacak? Yalnız bir olacak. Geçelim ikinci soruya. Deniz seviyesinden yükseklere çıkan bir insanda alveol sayısı ortamdaki oksijen miktarı ve soluk alışveriş hızı ile ilgili. Grafiklerinden hangileri doğru çizilmiştir? Arkadaşlar yükseğe çıktıkça alveol sayısı artar. Dolayısıyla birincisi doğru. Ortamın oksijen miktarı yükseklere çıktıkça azalır. Doğru. Solunum hızı yine yükseğe çıktıkça oksijen miktarı azaldığı için artar. O yüzden cevabımız ne olacak? Edirne şıkkı olacak. Geçelim 3. sorumuza. Diyor ki insandaki solunum sistemi ile ilgili hangileri söylenebilir? Soluk alıp verme hızı omurilik soğanındaki solunum merkezleriyle denetlenir. Doğrudur arkadaşlar. Solunumu da denetleyen temel madde karbondioksittir. Dursun bakalım doğru olacak mı? Kanda karbondioksit yoğunluğu artarsa pH miktarı da artar. pH miktarı artmaz, azalır. Karbondioksit asitliği artırıyor. Dolayısıyla pH ne olacak? Azalacak. Yanlıştır. Yükseklere çıkıldıkça oksijen yoğunluğu azalır ve solunum yavaşlar. Oksijen yoğunluğunun azaldığı doğru ama solunum yavaşlamaz, artar. Bu yanlıştır. O zaman 2'yi de ne yapacağız? Doğru olarak kabul edeceğiz. Solunumu denetleyen temel madde karbondioksittir diyeceğiz. Şöyle düşünebilirsiniz. Karbondioksit miktarı arttıkça solunum hızı artıyor arkadaşlar. Bu yüzden de ikincisi de doğru olur. Geçelim 4. soruya. Soluk verme sırasında olaylarından hangileri gerçekleşir? Soluk verme sırasında arkadaşlar ne oluyor? Diyafram kubbeleşiyor. Evet, çünkü kas gevşiyor. Bu yüzden bu doğrudur. Kaburga kasları gevşer. Bu da doğrudur arkadaşlar. Karın iç hacmi daralır, iç basıncı artar demiş. Karnımızın iç hacmi arkadaşlar daralır, doğrudur. Neden? Çünkü nefes verdiğimiz için oradaki hacim dışarı çıkıyor ve daralıyor, doğrudur. Karın iç basıncı artar. Dışarıya doğru bir hava verdiğimiz için iç basıncımız artıyor arkadaşlar. Hepsi doğrudur. Cevabımız Edirne şıkkı olur. Geçelim 5. soruya. İnsanda değişkenlerinden hangilerinin ortamdaki artışı soluk alışverişini hızlandırmaz? Arkadaşlar sıcaklık soluk alışverişini hızlandırır. Karbondioksit miktarı arttıkça soluk alışverişi hızlanır. Ama oksijen miktarı arttıkça soluk alışverişimizin hızlanmasına sebep yoktur. O yüzden cevabımız Denizli şıkkı olur. Geçelim 6. soruya. Bir insanda soluk alma sırasında gerçekleşen olaylar ile ilgili. Soluk almadan bahsediyoruz şimdi. Diyafram kası kasılır. Evet, doğru. Akciğerdeki hava basıncı artar demiş. Göğüs boşluğu genişler. Kaburgalar arası kaslar gevşer. Bir kere bu yanlış. Kaburgalar arası kaslar gevşemiyor. Gitti. Akciğerdeki hava basıncı artar demiş arkadaşlar. Bu da yanlıştır. Akciğerdeki hava basıncı azalıyor. İçeriye hava aldığımız için basınç azalıyor. Göğüs boşluğumuz genişler. Nefes aldığımız için göğsümüzdeki boşluk ne yapıyor? Genişliyor arkadaşlar. Bu da doğrudur. Cevabımız Denizli şıkkı olur. Geçelim 7'ye. İnsanda diyafram kasının kubbe şeklini alması durumlarından hangilerinin ortaya çıkmasına neden olur?
kubbe şeklini alması soluk verme olayıyla ilgilidir arkadaşlar. Dolayısıyla soluk vermeyi alıyoruz. Kaburgalarda aşağı inme. Kaburgaların soluk verme sırasında aşağı inmesi gerçekleşiyor. Soluk aldığımız zaman kaburgalar arası kaslar kasılıyor ve yukarıya çıkıyor. Dolayısıyla bu da doğrudur. Akciğer iç basıncında yükselme. Nefes alma sırasında iç basıncımız yükseliyor. Doğru arkadaşlar. Pardon, nefes verme sırasında. Akciğer hacminde azalma. Nefes verme sırasında yine akciğer hacmimiz azalıyor. Edirne şıkkı, hepsi doğru olur. 8. soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi insan solunum sisteminin görevlerinden biri değildir? Koku alınmasını sağlama. Kokunun alınmasını sağlıyor arkadaşlar. Katabolik ürünlerin tamamını dışarı atma. Bakın, tamamını demiş. Katabolik ürünlerde işte amonyak oluşabilir. Bu amonyağı nefes verme sırasında dışarı atamıyoruz. O yüzden bu yanlış olacak. Ses oluşumunu sağlama. Biz nefes verirken ses tellerini titreştiriyoruz ve sesimizin çıkmasına sebep oluyor bu. O yüzden doğrudur. Mikropların vücuda girişini önleme. Evet arkadaşlar, burunda bulunan kıllar sayesinde bunu sağlıyoruz. Kanın pH'ini dengeleme. Yine bu da karbondioksitle alakalı bir durumdur. Cevabımız Bursa şıkkı olur. Geçelim 9. soruya. Öğretmen, akciğer kılcallarından geçmekte olan kanın oksijen, pH ve karbondioksit miktarları değişimi grafikle gösteriniz dediğinde 20 kişilik sınıfta sadece 5 öğrencinin grafik çizdiğini görmüştür. Öğretmen aşağıdaki grafiklerden hangisini çizen öğrenciye yüksek not vermiş olmalıdır? Şimdi bakın, akciğer kılcallarından geçmekte olan kanın oksijen miktarı ne yapacak? Artacak. Oksijeni arttığı için bakın artar olarak göstereceğiz oksijeni. Daha sonra karbondioksit miktarı ne olacak arkadaşlar? Azalacak. Bakın, o zaman karbondioksiti artar veya sabit olarak gösterenleri siliyorum. C ve E şıkkı gitti. pH ne olacak? Karbondioksit azaldığı için pH yükselir. O zaman bakın, B ile D şıkkı da gitti. Cevabımız ne oldu? A şıkkı oldu. Evet, solunumla ilgili son sorumuza geçiyoruz. İnsanda akciğer iç basıncının değişim grafiği gösterilmiştir diyor. Grafikten yararlanarak olaylarının hangilerinin aynı zaman diliminde gerçekleştiği sonucuna ulaşılır. Şimdi akciğerin iç basıncı azalıyorsa nefes alma zamanıdır arkadaşlar, bu iç basıncın azalması. O zaman akciğer hacmi artar. Çünkü nefes aldığımız için içeriye hava veriyoruz ve hacim artıyor. Soluk alma dedik zaten. O yüzden 2 doğrudur. Karbondioksitin dışarı atılması demiş. Bu olmaz. Karbondioksitin dışarı oksijenin içeri alınmasıdır arkadaşlar. Bu soluk alma olayıdır. Cevabımız ne olacak? Ceyhan şıkkı olacak. Solunum sistemi sorularını bitirdik. Gelelim üriner sisteme. Yani boşaltım sistemi. Birinci soru. Yok, sağlıklı bir insanda olaylarından hangileri gerçekleşirken ATP enerjisi harcanır? Amonyaktan üre sentezi. Evet arkadaşlar, dönüşüm olayı olduğu için ATP harcanır. Nefron kılcallarından glikoz ve amino asitlerin geri emilmesi. Evet doğrudur, harcanır. Glomerulus'tan Bowman kapsülüne suyun geçişi. Arkadaşlar, suyun geçişinde hiçbir zaman için enerji harcanmıyor. Ozmoz kurallarına göre gerçekleşiyor. O yüzden bu olmaz. İdrar kesesinin kasılmasıyla idrarın dışarı atılması. Kasılma olayı ATP harcanarak gerçekleştiği için bu da olur. Cevabımız ne olur? Denizli 1-2-4 olur. Geçelim 2'ye. Azotlu boşaltım atığı amonyak. Azotlu boşaltım atığı olan amonyak olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi sırasında oluşur? Arkadaşlar, amino asitlerin yıkılması sonucunda ortaya çıkacak amonyak. Bakıyorum, diyor ki amino asitlerin hücresel solunumda kullanılması. Evet olur. Amino asitlerin hormon ve enzim sentezinde kullanılması. Arkadaşlar, bunu dehidrasyon, yani küçük molekülden büyük molekül oluşturduğumuz için bu olmaz. Proteinlerin amino asitlere yıkımı, bu da bir hidroliz olayıdır, bunda da olmaz. Amino asitlerin glikoza dönüşümü, glikozun yapısında azot bulunmadığı için açığa amonyak çıkar. O yüzden bu olur. Cevabımız 1 ve 4, Ceyhan şıkkı olur. Geçelim 3. sorumuza. Diyor ki, böbrekler kandaki tuz ve suyun dengede tutulmasını sağlar.
Bir insan çok fazla deniz suyu içerse ölür. Çünkü deniz suyunda %3 oranında tuz bulunmaktadır. İnsan kanının tuz oranı %1'dir. Böbrekler ancak %2'lik tuz çözeltisini süzebilir. Yutulan deniz suyunun kana geçmesiyle kanın tuz miktarı artar. Böyle bir durumda olaylarından hangilerinin görülmesi beklenir? Hücrelerden ve hücreler arası sıvıdan kana su geçişi olur. Evet arkadaşlar, kandaki tuz miktarı arttığı için hücrelerden su geçişi olur. Bu doğru. Kanın hacminde ve basıncında bir artış olur. Doğrudur. Tuz miktarı arttığı için hem doku sıvısına hem de Bowman kapsülüne fazla su ve tuz geçer. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız 1, 2, 3 Edirne olur. 4'e geçiyoruz. Şimdi burada numaralı yerleri söyleyelim. Bakın 1 numara glomerulus kılcallarının getirici damarıdır. Buradan böbrek atar damarından kan geliyor. Glomerulus kılcallarına geçtikten sonra 4 numaradan çıkıyor. 4 numarada götürücü damar diyoruz. Daha sonra şu 2 numarayla gösterdiğimiz Bowman kapsülüdür. Burada süzüntü oluşuyor. 3 numara ise arkadaşlar Bowman kapsülünün proksimal tüpüdür. Şimdi diyor ki numaralı bölgeler ile ilgili hangisi yanlıştır? Bir de yeterli kan basıncı olmazsa 4'ün daraltılması sağlanarak glomerulustaki kan basıncı yükseltilir. Şimdi 1'de kan basıncı düşükse 4'teki kan basıncını ne yapıyormuş? Daraltarak kan basıncını artırıyormuş. Olabilir arkadaşlar. Dursun bakalım. Yine diğerlerine bakalım. İkinci bölgedeki sıvıda glikoz, amino asit, üre ile su ve mineraller bulunur. Evet, ikinci bölgedeki süzüntüde bunlar bulunur arkadaşlar. Doğru. 1 ve 4 numaralı bölgelerdeki kan yoğunlukları aynıdır demiş. Şimdi glomerulustan Bowman kapsülüne süzüntü geçtiği için kan yoğunlukları aynı olamaz. 1 ve 4'teki kan yoğunluğu farklıdır birbirinden. Cevabımız bu olacak ama diğerlerini de okuyalım. 3. bölgede bazı maddelerin geri emilim başlar. Evet, proksimal tüpte emilim oluyor arkadaşlar. Doğru. 1. bölgede 3. bölgeden farklı olarak kan hücreleri ve kan proteinleri bulunur. Bu da doğrudur arkadaşlar. Kan proteinleri, kan hücreleri Bowman kapsülüne geçmez. Doğru. O zaman A şıkkında ne diyeceğiz? Doğru diyeceğiz. Cevabımız C şıkkı olacak. Bu tür böyle ikilemde kaldığınız sorularda şıkkı boş bırakın. Diğer şıklara bakın arkadaşlar. Eğer orada kesin bir cevap bulamadıysanız o soruyu boş bırakmanızı öneririm. Yanlış yapmaktansa boş bırakmak her zaman daha iyidir. Gelelim 5. soruya. Diyor ki, şekilde dolaşım sisteminin bir bölümü gösterilmiştir. Numaralı damarlardan hangisinde amonyak miktarı en azdır? Arkadaşlar, amonyağın üreye çevrildiği organ hangi organdır? Karaciğer. Karaciğerden çıkan damarda amonyak miktarı en az. Bu hangi damara denk geliyor o zaman? 4 numaralı damar. Cevabımız ne olacak? 4 numara olacak. Amonyak miktarı en az değil de üre miktarı en fazla deseydi yine 4 numarayı alacağız. Çünkü karaciğerde üreye çevrilip 4 numaralı damara, yani karaciğer üstü toplar damara veriliyor. Cevabımız 4 numara oluyor. Geçelim diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi böbreğin yapısında bulunmaz diyor. Malpighi cisimciği bulunur arkadaşlar böbreğin yapısında. Havuzcuk vardır. Üretra, piramit kanalı, proksimal tüp. Şimdi böbreğin yapısına baktığımızda piramit kanalı dediği bu Malpighi tüplerinden bahsediyor aslında. Bu vardır. Proksimal tüp de vardır ama üretra yoktur. Üretra nedir? Üretra böbreklerden çıkan kanaldır arkadaşlar. O yüzden cevabımız Edirne şıkkı olur. Geçelim 7. soruya. Grafikte 3 farklı azotlu atık maddenin zehirlilik derecesi ile bu maddelerin oluşumunda kullanılan enerji miktarı gösterilmiştir. Şimdi zehirlilik derecesi, en zehirli olan hangisiydi? Amonyak. O zaman 1 numara amonyak. 2 numara üre, 3 numara ürik asittir arkadaşlar. Diyor ki grafikte belirtilen maddelerle ilgili hangisi yanlıştır? Unutmayın, 1 amonyak, 2 üre, 3.sü de ürik asit. Canlıların 1. maddeyi 2. ya da 3. maddeye çevirerek atmasındaki temel amaç zehir derecesini azaltarak doğayı korumaktır. Olabilir. Dursun bakalım. 2 ve 3. maddeler karasal canlıların boşaltım atığıdır. Doğru arkadaşlar. Üre ve ürik asidi karasal canlılar kullanıyor. Boşaltım maddesinin zehirlilik derecesi arttıkça kullanılan enerji miktarı azalır demiş. Zehirlilik derecesi arttıkça, bakın
Amonyağın daha fazla zehirli, amonyak daha fazla zehirlidir. Ama onda hiç enerji kullanılmamış. O zaman bu yanlış olacak. Birinci madde amonyak olup suda yaşayan canlılarda bol suyla atılır. Doğrudur arkadaşlar. Kuşlar ikinci madde yerine üçüncü maddeyi atmakla ağırlık problemini çözmüştür. Doğrudur. Üreyi atıp işte depo edebilmek yerine ne yapıyor? Ürik asit olarak atıyor. Direkt geldiği gibi atıyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan şıkkı oluyor. Geçelim 8. soruya. Diyor ki kanın pH seviyesinin ayarlanmasında aşağıdaki organlardan hangileri doğrudan etkilidir? Kanın pH'i ayarlanması. Arkadaşlar akciğer ve böbrek doğrudan etkilidir. Ya da karaciğer ve böbrek olarak da alabiliriz. Doğrudan etkilidir diye sorduğu için amonyak olarak düşündüğümüzde evet karaciğer ve böbreği alacağız arkadaşlar. Doğrudan dediği için. Eğer doğrudan kelimesini katmasaydı akciğer ve böbrek olarak da alabilirdik. Geçelim 9. sorumuza. Evet burada yine damarları ve nefronu vermiş. Buradaki X damarı nedir? Böbrek atar damarı. Y damarı da böbrek toplar damarıdır. Diyor ki kan X'ten Y'ye gelene kadar glukoz, su, oksijen, üre numaralı moleküllerin miktarındaki değişim hangisinde verilmiştir? Arkadaşlar ne olacak bakın. Sayfayı değiştirdim pardon. X'ten Y'ye gelene kadar glukoz azalır, su azalır, oksijen, üre hepsi azalır arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan şıkkı olur. Hepsi azalır olur. Son sorumuza geçiyoruz. Bir öğrenci biyoloji dersinde öğretmene fazla miktarda tuzlu ve şekerli besinlerle beslendiğini, ayrıca uzun süredir B ve C vitamini içeren haplar kullandığını söylüyor. Bunun üzerine öğretmen, senin böbreğine giren kan da böbreğinden çıkana kadar tahtaya yazdığın maddeler nasıl değişir diye soruyor. Tahtaya kalkan öğrenci aşağıdakilerden hangisini işaretlerse doğru cevap verir. Şimdi bakıyoruz. Kanında ne vardır arkadaşlar? Bir kere eksi olanlar azalır, artı olanlar artar, sıfır olanlar da değişmez. Şimdi bakıyorum. Üre miktarı ne olacak? Azalacak. Bakın. Böbreğine giren kan, böbrekten çıkan kan yukarıdaki gibi düşünün. Atar damar ve toplar damar arasında soruyor. Üre ne olacak? Azalacak. C vitamini ne olacak arkadaşlar? Azalır çünkü geri emilir. Karbondioksit ne yapar? Artar. Çünkü karbondioksit böbrek hücreleri oksijeni kullanıyor. Karbondioksit üretiyor. Dolayısıyla karbondioksit artıyor. Glikoz da yine ne olur arkadaşlar? Azalır. Çünkü glikozu geri emiyoruz. Cevabımız A şıkkı oluyor. Evet böylece solunum ve boşaltım sistemi ile ilgili soru çözümümüzü de bitirmiş olduk arkadaşlar. Sonraki videoda sistemleri bitiriyoruz. Üreme sistemi ile ilgili soru çözümü yapacağım. Ayrıca popülasyon ekolojisi ile ilgili de soru çözümü yapacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.